Fizik 801 Klasik Mekanik 15. ders. Yeni bir kavramdan momentumdan bahsedeceğiz. Momentum kavramını birçok defa işitmişsinizdir. Fizikte momentum vektördür. Ve parçacığın kütlesi ile hızının çarpımıdır. ve birimi de kilogram çarpı metre bölü saniyedir. F eşit MA. Bu eşit M, DV bölü DT ve bu da eşit DMV bölü DT. Ve bu da eşit DP bölü DT yazılabilir. Buradan kuvvetin dpdt'ye eşit olduğunu görmektesiniz. Ve bu eğer bir parçacığın momentumunda herhangi bir değişim olursa bu onu bir kuvvetin etkilediği anlamına gelir. Bir başka deyişle eğer bir parçacık üzerine bir kuvvet etki ederse bu onun momentumunu değiştirecektir. Şimdi birbirleriyle etkileşim içinde olan çok sayıda parçacıktan oluşmuş bir durumu göz önüne alalım. Ve bu etkileşim çekim etkileşimi, elektriksel etkileşim şeklinde olabilir. Fakat her halükarda bu parçacıklar birbirleriyle etkileşmektedirler. Bunlardan çok sayıda parçacık olsun. Bu tam bir yıldız kümesi olabilir. Burada onlardan birini Mi ve diğerini ise Mj olarak seçiyorum. Ve onların üzerine etki eden dış bir kuvvet söz konusu olsun. Çünkü onlar dış dünyadan kuvvetlere maruz kalmaktadırlar. Ve bundan dolayı bu Fi dış kuvveti ve bu ise Fg dış kuvvetidir. Fakat onlar birbirleriyle çekme ya da itme şeklinde etkileşmektedirler. Bu nedenle bu dış kuvvetlere ek olarak i'ninci cismin varlığından dolayı j'ninci cismin hissettiği bir kuvvet daha vardır. Ve bunların birbirini çektiklerini varsayalım. Bu kuvvet i'ninci cisimden dolayı j'ninci cisme etki eden kuvvettir. Newton'un üçüncü kanununa göre etki tepkiye eşittir. Bu Fij kuvveti Fji kuvveti ile yönleri haricinde tamamen eşittir. Bunları iç kuvvet olarak adlandırırız. Bu parçacıklar arasındaki etkileşmedir. Eğer sadece bu iki kuvvet varsa bu durumda iğnici cisim üzerine etki eden net kuvvet bu yönde bir kuvvet olacaktır. Bu F net kuvvetidir. Şimdi aynı şeyi burada da yapabiliriz. Bu j'ninci cisim üzerine etki eden net kuvvet olacaktır. Bu i'ninci parçacığa etki eden net kuvvettir. Fakat burada çok sayıda parçacık olduğu için bu etkileşme kuvvetinden çok sayıda olacaktır. Ve bu yüzden sizlere net kuvvetin ne olabileceğini söyleyemem. Ve kesinlikle net kuvvet tüm iç ve dış kuvvetlerin toplamına eşit olacaktır. Bu çok sayıda parçacıkların toplam momentumu nedir? bu tek tek momentumların toplamına eşittir. Yani bu P1 artı P2 artı nokta nokta PI'dir. Ve bu momentumların hepsini toplamanız gerekir. Bunun türevini alıyorum. DP toplam bölü DT. Bu DP 1 bölü DT olur. Bu 1 nolu cisim üzerinde etki toplam kuvvettir. Yani bu F1'dir. Fakat bu F1 değeri bir no'lu cisim üzerine etki eden net kuvvettir. Ve bu parçacık için F yani dp bölü dt F2'ye etki eden net kuvvete eşittir. Ve i'ninci parçacığa etki eden kuvvet Fi'dir. Açıkçası buradaki tüm kuvvetleri topladığımız zaman bu tüm sistem üzerindeki toplam kuvvettir. Şimdi mucizeye gelelim. Bu mucize tüm iç kuvvetlerin birbirini yok etmesidir. Eğer sisteme bir bütün olarak bakarsanız, ji kuvveti bunu yok edecektir. Yani bir tek bireysel parçacığa bakmayıp, sisteme bir bütün olarak bakarsanız, bu iç kuvvetlerin tümü birbirini yok eder. Böylece sistem üzerindeki toplam kuvvet basitçe toplam dış kuvvetlere eşittir ve tüm iç kuvvetleri ihmal edebilirsiniz. Ve bu durumda biz bir sonuca varmış olduk. Bu sonuç bize şunu ifade eder. Aslında onu şuraya yazmıştım. Bu son derecede önemli ve tüm ders boyunca da dikkat etmenizi istiyorum. Buraya bakın. DP, dış kuvvetleri eşit işte olduğunu görmektesiniz. İç kuvvetleri ihmal edebilirsiniz. Ve bu ne manaya gelir? Bu eğer bütün sistem üzerinde etki eden toplam dış kuvvet sıfır ise bu durumda momentumun değişmeyeceğini ifade eder. Momentum korunmuştur ve bu momentumun korunumu olarak adlandırılır. Sadece dış kuvvetlerin toplumu sıfır olduğu sürece geçerlidir. Globaler cluster yani küresel küme gibi yüzlerce yıldızdan oluşan bir sistemimiz olabilir. Bunlar birbiriyle çarpışabilir, patlayabilir ya da birbirinden ayrılabilirler. Bu kuvvetlerin tümü iç kuvvetlerdir ve göz önüne alınmazlar. Eğer sistem üzerine etki eden dış kuvvet yok ise, yani toplam net dış kuvvet sıfır ise kümenin bütün olarak momentumu değişmeyecektir. Böylece yıldızların her biri momentumlarını daima değiştirecektir. Çünkü her yıldız, her parçacık kesinlikle bir dış kuvvete maruz kalacaktır. Bireysel parçacıkların sürekli olarak momentum değişimine maruz kaldıklarını söylemiyorum. Sadece tüm sistem için momentum korunmuştur. Sizin konuya daha iyi hakim olabilmeniz için sayısal değerleri kullanarak basit bir örnek yapabiliriz. Burada M1 kütlesine sahip bir cismin ve burada da M2 kütlesine sahip diğer bir kütlem olsun. Bunun hızı V1 ve bunun hızı da V2 olsun. Bu bir boyutlu bir problem, sadece olay ısınma problemi. Birbiriyle çarpışıyorlar ve birbirine yapışmaktadırlar. Birinin üzerine biraz yapışkan sürüyorum ve birbirine yapışıyorlar. Bunlar verilmiştir ve bunları kabul etmeniz gerekir. Bu artan x yönünde olsun ve bundan dolayı çarpışmadan önce belli bir miktarda momentum vardır. Bunu sürtünmesiz bir yatay masa üzerinde yapabilirim. Bunu hava sürtünmesini ihmal edebileceğim, az sürtünmeye sahip olan buz üzerinde de yapabilirim. Bu çarpışmadan önceki durumdur ve çarpışmadan önceki momentum M1, V1'dir. Bu benim artı yönümdür. Buraya bir vektör işareti koyabilirim. Fakat bu gerekli değildir. Çünkü bu bir boyutlu bir problemdir. Artı M2, V2 şeklindedir. Bu çarpışmadan önceki momentumdur. Şimdi bunlar birbirine yapışmaktadırlar ve bunlar birbirine yapıştığı zaman toplam kütle M1 artı M2 olacaktır. Ve bu durumda hızları V üssü olacaktır. Genelde çarpışma sorusundaki durumlar için üstü terimini kullanırız. Ve şimdi ilk olarak momentumun korunumunu uygulayabilirim. Sistem üzerine etki eden dış kuvvetler olmadığı için çarpışmadan önceki momentum ile çarpışmadan sonraki momentum aynı olmalıdır. Onlar çarpıştığı zaman daima iç kuvvetler olduğuna inansanız iyi edersiniz. Üzerinde bir yapışkan olduğuna ve bunların birbirine küt diye ses çıkararak yapıştığına ve her ikisinde bu iç kuvveti hissettiğine inansanız iyi olur. Her birinin momentumu değişiyor. Fakat bütün sistemin momentumu değişmiyor ve bu M1 artı M2 çarpı V üstüne eşittir. Ve böylece bazı değerler verebiliriz. M1 eşit 1 kilogram ve V1 eşit 5 metre bölü saniye olsun. M2 2 kilogram ve V2 3 metre bölü saniye olsun. Ve her ikisinin de aynı yönde olduğunu görmektesiniz. Böylece momentum 5 artı 6, 11 şeklinde olur. Burası böylece 11 eder. Ve burası 1 artı 2 olduğundan 3 eder. Ve böylece burası 3 çarpı V1 üstü eder. Buradan V1 üstü 11 bölü 3 metre bölü saniye olur. Böylece momentumun korunumu çarpışmadan sonraki hızın ne olacağını size söyler. Çarpışmaları ele aldığımız zaman cisimlerin çarpışmadan önceki hızları üstü şeklinde değildir. Burada V1 ve burada V2'yi görmektesiniz. Çarpışmadan sonraki hız ise geleneğe göre üstü şeklinde yazılır. Burada V üstünü görmektesiniz. Şimdi eğer cisimler çarpışmadan sonra farklı hızlara sahipseler bu durumda bu hızları V1 üstü ve V2 üstü olarak göstereceğiz. Şimdi bu durumda esnek olmayan çarpışmayı ele aldığımızdan dolayı M1 ve M2 birbirine yapışmaktadırlar. Onlar birbirlerine yapıştıkları için sadece V üstü şeklinde göstermek yeterlidir. Bunu V1 üssü olarak da seçebilirsiniz. Çünkü V1 üssü V2 üssü ile aynıdır. Ve bu da V üssü ile aynıdır. Gelecek 4 dakika boyunca birkaç defa bunu V1 üssü olarak atlandırdığımı göreceksiniz. Keşke bu şekilde atlandırmasaydım. Sadece V üssü olarak kullanmış olsaydım daha iyi olacaktı. Şimdi çarpışmadan önce belli bir miktar kinetik enerji vardı. Tabii ki çarpışmadan önceki tüm kinetik enerjiyi hesaplayabiliriz. Bu 1 bölü 2 M1 çarpı V1 kare 1 bölü 2 M2 çarpı V2 kare. Bu ne kadardır? Bunu benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz. Eğer bunu eklerseniz 21,5 J olarak bulursunuz. Değerleri bağlı kalmak önemsizdir. Şimdi sizlerden çarpışmadan sonraki kinetik enerji hakkında ne düşündüğünüzü işitmek istiyorum. değerlere bakmayınız. Sadece sezginizi kullanınız. Yanlış olabilir. Bu normaldir. Benim sezgilerim sık sık beni yanıltır. Bu nedenle belli bir miktar kinetik enerji vardır. Çarpışma meydana geldi ve kinetik enerjinin arttığı veya azaldığı veya belki de kinetik enerjinin değişmediği hakkında düşündüklerinizi bana söylemenizi istiyorum. Kimler kinetik enerjinin değişmemiş olduğunu düşünüyor? İyi. Bazı ebeveynleri bile görüyorum. Kimler kinetik enerjinin azalmış olduğunu düşünüyor? Bu daha da iyi. Orada bir fizik profesörü var. Yanlış yapamaz. Ve kimler kinetik enerjinin artmış olduğunu düşünüyor? Kimse böyle düşünmüyor. Oldukça ilginç. Şimdi bakalım. Çarpışmadan sonraki kinetik enerji 1 bölü 2, M1 artı M2 çarpı V1 üssü kare şeklinde olacaktır fikir miyiz? Bunu farklı bir yere yazayım. Bu 21,5 Joule'du. Benim yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz. V1 üstünün değerini biliyoruz. Bu 11 bölü 3'tür. Ve bu değerin 20,2 jula eşit işte olduğunu bulacaksınız. Bu yüzden kinetik enerji azalmıştır. Şimdi 1,3 Joule kadar küçük bir kinetik enerjinin azalmış olduğunu söyleyebilirsiniz. Büyük önemi vardır. 1 bölü 3 yıl. 1 bölü 3 yıl kimin umurundadır? Bunun fizikte gerçekten büyük önemi vardır. Bunu size açıklayayım. Bunun neden oldukça önemli olduğunu şu şekilde yaparak anlamanızı sağlayabilirim. Kütleleri değiştirmiyorum. Sadece çarpışmanın yönünü değiştireceğim. M1 ve V2 kütleleri buralarda olsun. Hızlar aynı kalıyor, V1 ve V2. Baş başa çarpışmaların haricinde değerlerini hiç değiştirmiyorum. Bir numaralı parçacığın momentumu nedir? Bu m çarpı v. Yani 1 çarpı 5 eşit 5 şeklindedir. Bunu artan x yönü olduğunu hatırlayın. Diğeri nedir? Bu 2 çarpı 3 eşit 6 şeklindedir ve ters yönlüdür. Bu eksi 6'dır. Böylece toplam momentum nedir? Bu bize eksi 1 değerini verir. Büyüklüğü 1'dir. Tabii bunu silebilirim. Bu eksi bir olacaktır. Çünkü bu bir boyutlu bir problemdir. Çarpışmadan önceki momentum bu yöndeydi. Eksi birdi. Ve şimdi V üstü nedir? Onlar birbirine yapışıyordu. İşte onlar burada. Ve çarpışmadan sonra bu yönde veya diğer yönde gittiklerinden emin değilim. Evet, eminim. Çünkü momentum bu yöndedir. Böylece V1 üstünün bu yönde olacağını tahmin edebilirim. Ve şimdi M1 artı M2 çarpı V1 üssüne eşittir. M1 artı M2 3 kilogram eder. Böylece V1 üssünün eksi 1 bölü 3 metre bölü saniyeye eşit olduğunu görebilirsiniz. Böylece tüm sistem bu yönde eksi 1 bölü 3 metre bölü saniyelik hızla gitmektedir. Çarpışmadan önceki kinetik enerji değişmedi. Bu 21.5 Joule'du doğru mu? Bu onların birbiriyle nasıl çarpıştığından bağımsızdır. Şimdi çarpışmadan sonraki kinetik enerji nedir? Bu oldukça büyük bir trajedidir. Şimdi 1 bölü 2 çarpı kütlelerin toplamı olan 3 çarpı bu küçük sayının karesini elde edeceksiniz. Kinetik enerji V kare ile değişiyor doğru mu? Şimdi sadece 0,17 J kaldı. Neredeyse tüm kinetik enerji kaybolmuştur. Gözlerinizin önünde görüyor olduğunuz şey kinetik enerjinin yok olduğudur. Fakat dış kuvvetlerin olmadığı durumlarda momentum değiştirilemez. Kinetik enerji ile momentum tamamıyla farklı şeylerdir. Her bir parçacığın momentumu değişir fakat net momentum değişmez. Kinetik enerji yok olabilir. Eğer istersem kinetik enerjiyi tamamıyla yok edebilirim. Tüm kinetik enerjinin yok olacağı bir çarpışma düzenleyebilirim bu parçacığın kütlesinin 5 kilogram ve hızının 1 metre bölü saniye olduğunu varsayalım. Bu benim kısa gösterimim. Ve bu parçacığın kütlesi 1 kilogram ve hızı 5 metre bölü saniye olsun. Sistemin momentumu sıfırdır. Bu yönde artı 5 ve bu yönde eksi 5 olur ve toplamda sıfır eder. Fakat kesinlikle kinetik enerji vardır. Çarpıştıktan sonra onların birbirine yapışacağından eminiz. Çünkü birinin üzerinde yapışkan vardı. Çarpıştıktan sonra momentum sıfır olmalıdır. Ne olursa olsun iç kuvvetler önemli değildir. Kinetik enerji sıfırdır. Bu nedenle tüm sistem çarpışmaktadır. Çarpıştıktan sonra toplam kütle burada ve hareketsiz durmaktadır. Çünkü birbirine yapışacaklarını söylemiştim. Yapıştırıcı kullandım. Eğer iki araba var ve bu arabalar çarpışırlarsa ve çarpışmadan hemen önceki ve sonraki durumlarını karşılaştırırsam, iki araba burada ve birinin hızı bu yönde, diğerinin hızı ise bu yönde olsun ve birbiriyle çarpışsınlar. Ve onlar birbirine yapışırlar. Bu verilmiştir. Büyük bir enkaz haline gelirler. Bu çarpışmadan önceki durumdur. Onlara bazı hız değerleri verebilirim. Bu V1 hızı birinci hızıdır ve bu V2 hızı ise diğer hızıdır. Çarpıştıktan sonra böyle bir şey göreceksiniz. V3'ü. Sadece bir enkaz. Çarpışma zamanı o kadar kısa ki momentumdaki değişim oldukça küçüktür. Çünkü yol ile sürtünmeden dolayı bir dış kuvvet oluşacaktır ve bu dış kuvvet ihmal edilebilir. Arabalar çarpışır büyük bir iç kuvvet söz konusudur. Biri diğerine çarparak içine girmekte ve diğeri de öbürüne çarparak içine girmektedir. Ateşler bile çıkacaktır. Metal, metali gıcırdatmaktadır. Sürtünme. Fakat bu iç sürtünmedir. Yol ile olan sürtünme değildir. Bu nedenle çarpışma zamanı oldukça küçük olduğu için çarpışma sırasında yol ile olan sürtünmeyi ihmal edersek momentum yaklaşık olarak korunur. Buradaki arabalardan birinin kütlesi m1, diğerinin ise m2 olsun. Bunu iki boyutlu bir problem olarak ele alacağız. Çünkü şimdi sadece bir boyutlu problemi gördük. Bunu iki boyutlu bir problem olarak alalım. Bu araba için yön böyle olsun. V2 hızıyla giden diğer arabanın yönü ise bu olsun. Trajedinin gerçekleşeceği yer, bunların çarpışacağı bu yerdir. Çarpışmadan sonraki yön ve hız ne olacaktır? Çarpışmadan hemen önceki ve çarpışmadan hemen sonraki durumları karşılaştırıyorum. Daha sonra olacak şey farklı bir durumdur. Enkaz haline geldikleri zaman yolun üzerinde kayacakları kesindir. Bu durumda enkazı yavaşlatacak olan sürtünme şeklinde bir dış kuvvet vardır. Bu sadece çarpışma anında olan bir durumdur ve makul bir yaklaşım içinde momentumun korunacağını iddia edebiliriz. Böylece bu cisimlerin birinin momentumu nedir? Bunun momentumu bu olabilir. Çok küçük bir kütleye çok küçük bir hızı sahip olabilir. Ve bunun momentumu nedir? Bu bir numaralı cismin momentumu olabilir. Ve bu ise iki numaralı cismin momentumu olabilir. Net momentum bu ikisinin vektörel toplamıdır. Ve bu şekildedir. Bu sistemin toplam momentumudur. Asla değişmez. Çarpışmadan önce ve sonra aynıdır. Ve bu durumda eğer teta açısını P1 ve F2'yi biliyorsanız, bu durumda cisimlerin hangi yönde kayacaklarını hesaplayabilirsiniz. Ve şüphesiz çarpışmadan sonra hızın ne olacağını da hesaplayabilirsiniz. Çünkü bu toplam momentum bu iki arabanın momentumlarının toplamı olmalıdır. İki arabanın toplam kütlesi çarpı V üssü şeklindedir ve böylece her şeyi hesaplayabilirsiniz. Ve bu polislerin yolda enkaz buldukları zaman yaptıkları şeydir. Onlar aslında V işini hesaplamak için teker izlerini kullanırlar ve bundan sonra çarpışmadan önceki durumu anlamaya çalışırlar. Şimdiye kadar tüm durumlarda cisimler birbirine yapışıyorlardı. Sadece birbirleriyle yapışık halde oldukları durumlarla ilgilendik. Bu durumu fizikte tamamen esnek olmayan çarpışma olarak adlandırırız. Şimdi gelecek derste çarpışma anında parçacıkların birbirlerinden ayrıldıkları durumları da ele alacağız. Tamamen esnek olmayan çarpışmalarda daima kinetik enerji kaybınız olur. Orada gördüğünüz gibi bazen az olur, burada gördüğünüz gibi bazen çok ve orada gördüğünüz gibi bazen sıfır olur. Esnek olmayan çarpışmalarda daima kinetik enerji kaybı olur. Bir çarpışmada kinetik enerji artması olabilir mi? Bu çarpışma kelimesini nasıl tanımladığınıza bağlıdır. Cevap evettir. Ve sizlere bir örnek olarak göstereceğim ve hatta bir gösteri yapacağım. Düşünebileceğim en basit durumda burası kütlesi m olan belli bir blok olsun fakat içerisinde aniden bir patlama olsun ve BOOM diye patlasın. Güzel. Patlamadan önce hız ve momentum sıfırdır ve patlama meydana geliyor. Bir parça belli bir V2 üst hızıyla bu yönde olsun. Bu m2 kütlesi ve diğer bir M1 kütleli parça V1 hızıyla bu yönde olsun. Açıkça momentum korunmuş olmalıdır. Bu patlamada sadece iç kuvvetler var ve şöyle yazabilirsiniz. Eğer bu yönü x'in artış yönü olarak adlandırıyorsanız, böylece bu yöndeki momentum pozitif ve bu yöndeki momentum negatif olur toplam momentum asla değişmeyecektir. Patlamadan önce ve sonra aynıdır. Ve böylece bu M2 çarpı V2 üssü eksi M1 çarpı V1 üssü olmalıdır. Kinetik enerji ne oldu? Kinetik enerji bariz bir şekilde arttı. Patlamadan hemen önce kinetik enerji sıfırdı. Şimdi bunun kinetik enerjisi vardır ve bu da kinetik enerjiye sahiptir. Bu enerjiler neden kaynaklandı? Bu çarpışmanın kimyasal reaksiyonundan. Ancak momentum korunmuştur. Görüyorsunuz bu patlama momentum'un umurunda değildir. Bunun hepsi iç kuvvetlerden dolayı olmaktadır. Bu yüzden çok dikkatli olun. Enerji ile momentum'u asla karıştırmayın. Enerji değişebilir veya değişmeyebilir. Artabilir veya azalabilir. Veya kinetik enerji aynı kalabilir. Fakat sistem üzerinde etki eden net dış kuvvetler yoksa momentum daima korunur. Ve sizlere şöyle bir şey gösterebilirim. Bu hava rayı üzerinde kurulmuş olan bir gösteri deney setimiz var. Bu deneyi sürtünme minimum olsun diye hava rayı üzerinde yapıyoruz ve her iki arabayı beraber iteceğiz. Onları bir aralarında yayla bir arada tutacağız. Yay sanki bir patlama gibi, bir dinamit gibi onları birbirinden ayırmaya çalışacaktır. Hava rayı üzerinde bir araba burada. Arabada bir yay var, diğer araba ise şurada. Bunun kütlesi M1 ve bunun kütlesi M2 olsun. Ve bu yüzey yaklaşık olarak sürtünmesizdir. Ve onları bir arada bir ip ile tutmaktayım. Böylece yayı içeri doğru sıkıştırabilirim. Yay sıkıştırılmıştır ve tüm sistem hareketsiz durmakta. Ve eşittir 0. Bu yayda bir potansiyel enerji vardır. Bir çakmak alıyorum ve bu ipi yakıyorum. Şşt! İpi yakmadan önceki durum böyledir. Yakmadan önce momentum sıfırdır. Toplam momentum sonra da sıfır olacaktır. Orada yaptığımız şeyle tamamen aynı. Ve böylece bu cisim bu yönde gidecek ve bu cisim ise şu yönde gidecektir. Ve şimdiden hızlarının oranının ne olacağını söyleyebilirsiniz. Çünkü orada gördüğünüz gibi V1 üssü bölü V2 üssü oranı M1 bölü M2 eşittir. Ve böylece iki cismin hızlarının ne olduğu hakkında tahminlerde bulunacağım. Bu arada büyük kütle küçük hıza uzalışacaktır ve küçük kütlenin ise hızı ya da sürati büyük olacaktır. Burada gördüğünüz şey gerçekten sürattır. Artık yön hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Sürati nasıl ölçeriz? Aslında arabanın 10 santimetre hareket etmesi için geçen zamanı ölçeriz. Her bir araç 10 santimetre uzunluğunda olan küçük metal plakalara sahip ve ışık yayan bir diyotun ışığının önü kapatıldığı zaman zaman çalışacak. Işık yayan diyotun önü tekrar açılırsa zaman duracak. Her bir arabanın 10 santimetre hareket etmesi için geçen zamanı bu şekilde ölçüyoruz. Yapacağım bu ilk deneyde M1 244 artı eksi 1 gram ve M2 de 244 artı eksi 1 gramdır. Başka bir deyişle kütlelerdeki belirsizlik %0,4 civarındadır. Bu belirsizlik gerçekten hayatın bir parçası ve bundan daha iyisini yapamam. Bir numaralı cismin 10 santimetreyi alması için geçen zaman kesinlikle 10 bölü kıyaslamalarını yapmak istediğimiz V1 hızıdır. Burada 10 santimetre mesafe sadece 1 milimetre hassasiyetle belirlenecektir. Bu hızı ölçmemde yaklaşık %1 belirsizlik demektir. Böylece bu %1 belirsizliktir. Eğer bir nolu ve iki nolu cisimlerin bu zamanı ölçen alet boyunca 10 santimetre gitmesi durumunda zamanı ölçersek, zamanı yaklaşık olarak 1 artı 0,5 yaklaşık %1,5 bir hata ile ölçeceğimizi bekleyebilirsiniz. Fakat benim için değerlendirmesi oldukça zor olan başka bir problem var. Ve bu problem şu şekildedir. Eğer ışık yayan diyot burada ise ve size bahsettiğim ışık yayan diyotun önünü keserek zamanı başlatacak ve diğer ucunda ise zamanı durduracak olan metal tabaka şurada ise buradaki diyot için açma ve kapanma süresi diğeri için aynı olmayabilir. Bir sistem burada, bir araba yönde gidecek ve diğer sistem ise şurada ve araba şu yönde gidecek bunun değerlendirilmesi çok deney yapmadığınız sürece çok kolay değildir. Bu yüzden kabaca tahmin edeceğim. Her zaman tedbirli olmak iyidir ve bu diyotun belirsizlik kriterine artı 1 mm eklememi gerektirir. Ve böylece gerçekten 10 cm'yi 2 mm hassasiyetten daha iyi elde edeceğimi sanmıyorum. Böylece burada %2 artı %04 belirsizliği hesaba katmanız gerektiğini söylemeliyiz. ve böylece bu iki araba için zamanı yaklaşık olarak yüzde iki buçukluk bir belirsizlikle tahmin edebilirim. Bu benim tahminim olacak. Böylece buraya zamanı yazacağız ve daha sonra onlara ölçeceğiz. Birinci ve ikinci seferde bu iki zaman değerinin ölçümlerimizdeki belirsizlik sınırları içerisinde aynı olup olmadığını göreceğiz. Hava arayı burada. Hava akımını açmak zorundayım. Buradaki izleyicilerim arasında bu harika cihazı görmeyen yetişkinler için söyleyeyim. Bu oldukça iyi şekilde hazırlanmış bir rider. Böylece arabalar bu V şekilli ray üzerine mükemmel bir şekilde oturur ve daha sonra bir havayı bunda bulunan deliklerden üfleriz. Böylece bu hava bu arabaları kaldırır ve onlar havada yüzerler. Böylece onları oldukça az bir sürtünmeyle yatay olarak hareket ettirebiliriz. metal metale dokunmuyor. Sahip olduğunuz tek sürtünme hava sürtünmesidir ki bunu asla önleyemezsiniz. Bir ile gittiğiniz zaman rüzgar vardır ve bu bisiklet kullanırken hissettiğiniz aynı rüzgardır. Fakat çok küçüktür ve bu deneylerin bu hava raylarında yapılmasının sebebi budur. Bu arada hava rayları çok ucuz değildir. Oldukça pahalıdır. Sizler 25 bin dolar harç ödüyorsunuz. Bunun karşılığında bir şeyler almanız gerekir değil mi? Umarım bu zamanı ölçen aletler açıktır. Evet açık. Ve şimdi burada bir arabamız var. Ve ona dokunduğum zaman ne kadar az bir sürtünme ile gittiğine dikkat edin. Çok güzel. Neredeyse sürtünmesiz. Ve burada başka bir arabamız var. Ve ikisi bir gram farklılıkla aynıdırlar. Ve onların arasında bir yay var. Bazılarınız onu görebilir. Ve onları bir arada tutması için bir ip bağlayacağım ve böylece onları birbirine doğru iterek yayda bir potansiyel enerjinin oluşmasını sağlayacağım. Şimdi onları burada sıraladım. Bunların momentumu yok. Bu zaman ölçen aleti açık değil mi? Sıfırlanması mı gerek? Teşekkürler. Şimdi her ikisi de sıfır. Evet, emin misiniz? Tamam. Şimdi bu ipi yakacağım. Arabaların her birinin momentumu değişecektir. Biri bu yönde gidecektir ve diğeri ise bu yönde gidecektir. Kinetik enerji artacaktır. Bunun kaynağı yayda depolanan potansiyel enerjidir. Fakat ipi yaktıktan sonra tüm sistemin momentumu yine sıfır olarak kalacaktır. Bunun için hazır mısınız? Beni mutlu edin. Ne görüyorsunuz? Beni mutsuz mu edeceksiniz? Oraya gelsem iyi olur. Bekleyemem. Mükemmel. Tamamen mükemmel. 223 ve 219 milisaniye. Bu değerler belirsizlik sınırları içerisinde oldukça iyi. Değer kaç idi? 219 muydu? 219 milisaniye ve 223 milisaniye. Eğer deneyi yeniden tekrarlarsam ve ipi daha kısa farklı değerler elde ederim. Zamanı asla tahmin edemem. Eğer ipi daha da kısa yaparsam bu durumda kesinlikle daha fazla potansiyel enerjiye sahip olurum. Ve böylece arabaların süratleri daha büyük olacaktır. Fakat zamanlar ölçümlerin belirsizliği dahilinde aynı olacaktır. Bundan dolayı zamanı asla tahmin edemem. Şimdi M2 kütlesini iki kat yaparak deney yapacağız. M2 488 artı eksi 1 gram. Şimdi bu çok ilginç olacak. Çünkü şimdi gerçekten momentumun korunumunu test etmeye başlıyorsunuz. İpi yakmadan önce momentum sıfır. İpi yaktıktan sonra da momentum sıfır. Fakat hızlar Aa, onları silmişim. V2 üstü bölü V1 üstü eşit M1 bölü M2. Kütle 2 kat ise hız yarıya düşecektir. Ve sizler de bir arabanın diğerinden iki kat daha yavaş gideceğini göreceksiniz. Bu tabiatın momentumu koruyabilmesinin tek yoludur. Tabiatın başka bir seçeneği yok. Tabiat kinetik enerjiyle bu şekilde veya şu şekilde başa çıkabilir. Fakat momentumu kandıramaz. Böylece iki kat kütleli arabaya diğerine verdiği hızın yarısını vermelidir. Ve şimdi bizler bu deneyi iki kat kütleli arabayla yeniden yapacağız. Benim diğer arabam nerede? O işte burada. Ve bunun kütlesi 244 gram. Ve sizin sağınızdaki bunun kütlesi ise 488 gram. Onları bir ip ile tekrar bir araya getirmem gerekiyor. Şimdi işi yapıyorum. Daima bu ders sonunda işi ben yapıyorum. Şimdi bu işi yapıyorum, bu yayları sıkıştırıyorum. Bu arada bunun için bana ödeme yapılıyor ve yaylarda potansiyel enerji oluşuyor. E i̇şte burada. Momentum sıfır. Kinetik enerji sıfır. Zamanı sıfırlamak zorundayım. Oo ve bir tahminde bulunmak istiyorum. T1'i ölçeceğiz. Daha sonra T2'yi ölçeceğiz ve birer değer elde edeceğiz. Eğer bu değeri 2 ile çarparsak bu durumda ölçümlerdeki belirsizlikler dahilinde bu değeri elde edeceğimizi görmek istiyorum. Yapmış olduğunuz ölçümlerde daima bir belirsizlik vardır. Tamam mı? Zaman ölçen aletlerin sıfır olduğundan emin olun. Tamam, başlıyoruz. Ne görüyorsunuz? O 406 193. Kesinlikle doğru. 406 193. Oradaki değer 0,406 idi değil mi? Ve 0,193. Şimdi bunu 2 ile çarpmak için hesap makinesi kullanmama bile gerek yok. Bunu ezberden bile yapabilirim. 0, 396. 0, 406. Ooo ne kadar dikkatsizim. Bir hesap makinesi kullanmış olmam gerekirdi. 0,193 çarpı 2 0,386 eder ve 0,396 etmez. 0,406 ile 0,396 arasındaki farkın %5 olduğunu görün. Ve bu iki değer yaklaşık %2,5 olan her bir ölçümdeki belirsizlikler dahilinde birbirine eşittir. Oldukça yakın değerlerdir. Bu iki değer her bir ölçümdeki yaklaşık %2,5 olan belirsizlikler dahilinde mükemmel uyum içindedir. Böylece momentumun korunduğunu Tam olarak nasıl ispatlayabileceğinizi görüyorsunuz. İpi yaktıktan sonra arabalar kinetik enerjilerini artırdılar, fakat momentum sıfır olarak kaldı. Şimdi konuyu değiştireceğim fakat birkaç hafta içerisinde bunların gerçekten ilişkili olduğunu göreceksiniz. Birkaç hafta bile değil. Bunun gerçekten momentumun korunumu ile ilişkili olduğunu göreceksiniz. Şimdi sizlere biz fizikçilerin bir sistemin kütle merkezi ile ne ifade etmek istediğimizi açıklayacağım. Bir sistemin kütle merkezi şu şekilde tanımlanır. Burada bir cisim var. Sadece bir nokta kütle değil. Ancak sonlu bir ebada sahip bir kütle. Bir çekiç olabilir. Bunun gibi bir squash raketi olabilir. Örneğin kütle merkezi burası olsun. Kütle merkezi burası. İstediğim herhangi bir yeri başlangıç noktası olarak seçebilirim. Başlangıç noktası seçme konusunda tamamen özgürsünüz. Nereyi seçmiş olduğunuz önemli değildir. Ve şimdi bu kütle merkezinin konum vektörüdür. Ve şimdi bu kütleyi tüm kütleyi içerecek şekilde çok sayıda m_i küçük kütle elemanlarına bölüyorum. Ve bu durumda konum vektörü r_i'dir. Ve kütle merkezi şu şekilde tanımlanır. Cismin toplam kütlesi çarpı kütle merkezinin konum vektörü. Her bir küçük kütleli cismin kütleleri ile bu kütlelerin konum vektörlerinin çarpımlarının i üzerinde toplamına eşittir. Ve bu durumda kütle merkezinin v hızını bu denklemin türevini alarak bulurum. M toplamı buraya getirir ve türevini alırsam kütle merkezinin hızı eşit toplam M i çarpı dr i bölü dt ve böylece toplam M i çarpı v i olur. Sadece birinci türevi alarak konumu hıza dönüştürmüş oldum. Bu aynı zamanda bir bölü M toplam çarpı P toplamdır. Çünkü bu tüm küçük elemanların momentumların toplamı toplam momentumu verecektir. Ve böylece şimdi fizikte çok önemli olan bir ifadeye gelmiş oluyoruz. Bir cismin ki bu cisim bir çekiç olabilir, bir squash raketi olabilir. Toplam momentumu cismin toplam kütlesi çarpı kütle merkezinin hızına eşittir. Ve eğer bunun türevini alırsam bu durumda toplam momentum olan dp bölü dt değerinin dış kuvveti eşit olduğunu daha önceleri öğrenmiştik. Ve bu da sistemin toplam kütlesiyle kütle merkezinin iğmesinin çarpımına eşit olur. Çünkü bu eşitliğin türevini alıyorum. Burası bana dp bölü dt'yi verir ve hız ivmeye dönüşür. Ve bu ifadeye bakın. Bu gerçekten oldukça şaşırtıcı bir ifade. Bu F eşit MA'yı ifade etmektedir. Eğer burada bir squash raketim varsa ve burası da kütle merkezi ise eğer cismi bu ders salonunda atarsam ki bunu biraz daha yapacağım. Bu durumda squash raketinin tüm kütlesi tamamen kütle merkezindeymiş gibi davranır. Böylece kütle merkezinin davranışı tamamıyla tahmin edilebilir. Halbuki squash raketinin davranışı tahmin edilemez. Tepe taklak dönmeye başlar. Eğer squash raketine etki eden dış kuvvet sıfır ise bu durumda kütle merkezi daima aynı hızıyla gitmeye devam edecektir. Eğer burada bir çekicim varsa bu bir çekici olsun. Ve hiçbir dış kuvvet yoksa uzayın dışında herhangi bir yerde ve bu çekiç belli bir hıza sahipse bu durumda kütle merkezi fakat sadece kütle merkezi asla değişmeyen bir hıza sahip olacaktır. Çünkü eğer hiçbir dış kuvvet yoksa bu durumda hız sadece sabit olabilir. Hiçbir ime yok. Fakat çekicin kendisi tepe taklak dönmeye başlar. Kısa bir süre sonra çekicin durumu bu şekilde olabilir. Kısa bir zaman önce çekicin konumu bu şekilde olabilir. Fakat kütle merkezinin hareketi sadece düzgün bir harekettir herhangi birimizde, sizlerde, bende, herhangi bir cisimdeki bütün maddelerin kütlelerinin bir noktada toplandığı bir noktanın sadece bir noktanın olması oldukça gizemlidir. Ve böylece başka önemli bir ifade şudur. Kütle merkezi için toplam momentum, toplam kütle çarpı kütle merkezin hızıdır. Ve eğer bu eşitliği türevini alırsanız... F eşittir, MA eşitliğini elde edersiniz. Ve bu dış kuvvetin sıfır olması manasına gelir. Üstteki satıra tekrar giderseniz, eğer dış kuvvet sıfır olursa bu durumda sistemin momentumu korunur. Ve böylece kütle merkezi hızını değiştirmeden hareketine devam eder. Şimdi kütle merkezin hızını nasıl elde edeceğinize dair sizlerin deneyim kazanması için bir hesaplama yapalım basit bir duruma ele alacağım. Bir çekiç örneğini almayacağım. Bu biraz karışıktır. 3 tane kütle alacağım. Ve bu kütleler fiziki ölemi olmayan kütlesiz çubuklar ile bir arada tutulmuşlardır. Bu durumda 3 nokta kütlem olacak ve bu hayatı biraz daha kolaylaştıracak. Bu y eksenim ve bu da x eksenim. Ve başlangıçta m kütlem olsun ve L mesafesinde 2m kütlem olsun. Ayrıca burası L ve burası da L mesafesidir. Dolayısıyla bu eşkenar bir üçgendir. Bunlar kütlesiz çubuklardır ve burada bir m kütlem daha var. Ve sizlere kütlenin merkezinin nerede olduğunu soruyorum. Böylece 3 tane noktasal kütleniz var ve onlar kütlesiz çubuklarla birbirine bağlı. Pekala simetriyle ilgili olanlarınızın kesinlikle bu çizgi üzerinde bir yerde olacağını söyleyeceğini biliyorum. Ve muhtemelen 2M tarafına doğru olacaktır. Ve bundan dolayı muhtemelen buralarda bir yerdedir. Ve bu kütle merkezinin R konum vektörüdür. Ve bu kütlenin başlangıçta olan konum vektörü budur. Ve şu ise kütlenin konum vektörü olacaktır. Bu kütlenin konum vektörü ise sıfırdır. O halde şimdi kütle merkezinin konumunu şu şekilde hesaplayabiliriz. Kütle merkezinin konum vektörü ile 4M şeklinde olan toplam kütlenin çarpımının her bir kütle ile onların konum vektörlerinin çarpımlarının toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Tahtadaki en üst noktadaki yere bakıyorum ve bu benim kütle merkezi için tanımı ifademdir ve böylece bu m i çarpı r i'lerin toplamına eşittir. Ve burada i birden 3'e kadardır. Bu bir vektörel eşitliktir. Ve her ne zaman vektörel bir eşitliğimiz varsa bunu daima iki farklı bileşene ayırmaya değer. y ve x bileşeni şeklinde. Ve tabii ki aynı eşitlik bu vektörlerin x bileşeni içinde geçerlidir. Ve böylece x yönü için 4 v çarpı kütle merkezinin x bileşeni... Eşit bu kütle çarpı bunun konum vektörü sonuç sıfır eder. Artı bu 2m kütlesiyle bu kütlenin konum vektörü çarpı L. Yani 2m L artı bu kütle çarpı bu 1 bölü 2 L şeklinde olan bu kütlenin konum vektörü. Yani 1 bölü 2 ml. M'ler birbirini götürür ve böylece kütle merkezinin x değeri 2,5 bölü 4 yani 5 bölü 8 olur. Dolayısıyla onu seçtiğimiz yerden çok da uzak değiliz. Şimdi y yönü için aynısını yapabilirsiniz. Bu cismin konum vektöründe bileşenlere ayırabilirsiniz. Bu uzunluk L çarpı kök 3 bölü 2 eşittir. Bunun y bileşeni yok ve bunun da y bileşeni yok. Dolayısıyla bu çok kolaydır. Böylece 4B çarpı kütle merkezinin y konumu, bu kütle ile bu kütlenin konum vektörü olan kök 3 bölü 2 çarpı L olur. M'ler birbirini yok eder ve durumda kütle merkezinin y değerini kök 3 bölü 8 olarak elde edersiniz. Ve sanırım bu yaklaşık 0,22 L'dir. Evet. Ve dolayısıyla seçtiğimiz noktanın yerinin oldukça kötü olmadığını görüyorsunuz. Ve yaklaşık olarak bu mesafenin 5'te bir kadardır ve bu mesafeden yaklaşık 5'te bir daha yüksektedir. Ve böylece kütle merkezini hesaplayabilirsiniz. Eğer birbirinden ayrık farklı noktalarınız varsa bunun kütle merkezini hesaplamak gerçekten çok zor değildir. Eğer bir arabanız veya bu şekilde bir cisminiz varsa bu durumda kütle merkezini hesaplamak elbette çok daha zor olur. Birkaç hafta içerisinde sizlere kütle merkezinin nerede olduğunu az önce analitik olarak yaptığımızın haricinde deneysel olarak hesaplamanın çok kolay bir yöntemini öğreteceğim. Sizlere dış kuvvetin olmadığı durumda kütle merkezi hareketinin oldukça düzgün olduğundan bahsettim. Ve bunu sizlere hava rayı ile bir kez daha gösterebilirim. Burada birbirine yay ile bağlanmış olan iki arabadan oluşmuş bir sistem bulunmaktadır. Hava çok gürültü yaptığından dolayı onu birazdan açacağım. Bunlar birbirine yayla bağlı olan iki araba ve bu arabalara belirli bir hareket vereceğim. Ve onlar bu yönde hareket edecekler. Onlar oldukça acayip bir şekilde sanılıma devam edecekler. Çünkü onlar birbirine bir yay ile bağlı ve bağlı kalmalarını da sağlayacağım. Bizler için bu iki arabanın hareketini tek tek değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Fakat eğer tüm sisteme belli bir hız verirsem bu durumda onlar bu şekilde giderler ve acayip şeyler yaparak hareketlerini sürdürdüler. Kütle merkezinin momentumu değişmeyecektir. Sadece kütle merkezinin momentumu değişmeyecektir. Bu arabanın değil, bu arabanın da değil. Bu kütle merkezinin kendisine has bir özelliğidir. Ve böylece kütle merkezi sadece bize gülecek ve tüm bu hareketleri görmezden gelecek, sabit bir hızıyla hareketine devam edecektir. Dolayısıyla bu küçük çizme yoğunlaşırsanız bunu görebilirsiniz. Görmeniz için çok büyük hayal gücüne sahip olmalısınız. Çünkü diğer iki cismin tuhaf hareketleri sizin dikkatinizi dağıtacaktır. Bu kütle merkezi o tam olarak ortada. Cisimler aynı kütleye sahip başlıyoruz. Her arabanın hareketinin ne kadar karmaşık olduğunu görebiliyor musunuz? Kütle merkezinin hareketini oldukça düzgün olduğunu görebiliyor musunuz? Yoksa bunu göremiyor musunuz? Bunu görebileceğinizi düşünüyor musunuz? Çok fazla ayak gücüne sahip olmanız gerekir. Fakat ben size yardımcı olacağım. Bütün ışıkları kapatacağım ve sadece ultraviyole ışını açacağım. Ve bu ultraviyole ışık bu küçük topun kütle merkeziyle etkileşecek ve daha sonra ortamı karanlık hale getirdiğimde sadece kütle merkezinin hareketini göreceksiniz. Ve bu durumda kütle merkezinin oldukça düzgün bir şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Yeniden bu tarafa getiriyorum. Tamam. Şimdi sizlerin oraya odaklanmanıza yardımcı olacağım. Zamanı ölçen aletler kapalı mı? Evet onlar kapalı. Tamam. Karanlık. Gözleriniz karanlığa alışsın. Tamam. Aynı şeyi yapacağım ve şimdi kütle merkezine bakın. Ve biz bu arabaların tuhaf şeyler yaptığını biliyoruz. Bunları tahmin etmek zor. Fakat kütle merkezi oldukça düzgün davranmaktadır. Güzel. Sabit hız. Onun geriye doğru gitmesini sağlayabilirim ve böylece bir kez daha zevkini çıkarabilirsiniz. Dış kuvvetlerinin yokluğunda kütle merkezi sabit bir hıza sahiptir. Bir çekici fırlattığımda çekiç oldukça acayip şeyler yapacaktır çekiş tepe taklak olarak hareket edecek ve dönecektir. Fakat kütle merkezi oldukça düzgün bir şekilde hareket edecektir. Eğer bir çekici fırlatırsam kütle merkezi sadece kütle merkezi aynen bir tenis topunun yaptığı gibi mükemmel bir parabol boyunca hareketine devam edecektir. Bunu bir squash raketiyle yapacağım. Bir noktada squash raketi böyle olacaktır ve diğer bir noktada squash raketi bunun gibi olacaktır ve daha sonra da böyle olabilir. Fakat squash raketinin kütle merkezi mükemmel bir şekilde bir parabol boyunca ilerleyecektir. Ve böylece squash raketimiz burada ve kütle merkezimiz ise buradadır. Ayrıca burada düzgün ama tenis topu olmayan fakat oldukça benzer olan bir topum var. Bunun tam bir parabol şeklinde gitmesini bekleyebilirsiniz. Bunun ise bir parabol şeklinde gitmesini bekleyemezsiniz. Şimdi bunu ışık açık iken yukarı atayım. Onun oldukça tuhaf hareket ettiğini göreceksiniz. Eğer her şeyi sizlere ultraviyole ışık altında gösterirsem, bu durumda bu topta göreceğiniz gibi oldukça güzel bir parabolik hareket göreceksiniz. Işığın açık olduğu gerçeğini unutun. Şimdi ışıkları kapatacağız ve sizlere kütle merkezinin hareketini göstermek istiyorum. Buradaki kütle merkezini görüyor musunuz? Hepiniz onu görebiliyor musunuz? Tamam, başlıyoruz. Hazır mısınız? Sadece kütle merkezin odaklanın. Güzel bir parabola mı yoksa değil mi? Bunu tekrarlayacağım. Kütle merkezini görüyor musunuz? Onu görebiliyor musunuz? Onu hala görebiliyorsunuz değil mi? Benim için mükemmel bir parabol. Pekala. Ailelerinizin yanında iyi vakit geçirin. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle haftaya görüşürüz.